Tabii kaldı ki benim maç önündeki biz tutturanlarda da şöyle konuşmuştuk. Bana çok güven vermiyordu Galatasaray. Hani muhtemelen çoğu gerçekten böyle hani ya biz her yerde Galatasaray'ı izleyen ve çok romantik bakan insanlar haricinde de sıkıntılı bir maç geçeceğini düşünüyorduk. Ben iki taraflı gollerin olabileceğini düşünüyordum ama bunu da kapattı. Şunu da söylemiştim İnaki Peña transferinde. Seninle beraber hani maç sonu yaptığımız programlarda da. Demiştik ki Okan Koç'un bir geri çağırma maddesi olsaydı veya da İnaki Peña'ya verilen ücreti Giresunspor'un istediği para olarak verip Okan Koç'u çağrılamaz mıydı diyen de bendim. Bunu da söyledim. Ama Aytemiz Alanyaspor maçı bir. Barcelona deplasmanı, Camp Nou deplasmanı iki. İnaki Peña iyi kalecilik sergiledi. Konyaspor'da yediği gollere bakmayın. Niçin bakmayın diyorum. Çünkü maçın 48. dakikasında çıkartmış olduğu bir top var İnaki Peña'nın. Konyaspor deplasmanında. Maçın ikinci yarısının 3. dakikasında. O pozisyonda bir bakın. İnaki Peña çok iyi bir kaleci olma yolunda ilerliyor. Evet, belirli defoları muhakkak vardır herkesin. Ama İker Casillas gibi bir ikon değilseniz ve hatta Buffon gibi bir ikon değilseniz bazen 25'inden 26'sından sonra oturur kaleciliğiniz. Belli ki İnaki Peña'da 25-26'sından sonra oturacak izlenimi verdi şimdilik. Maçın kahramanlarından birisi de oydu. Savunma beşlisi maçın en önemli adamlarıydı, öyle söyleyeyim. Evet, çok da iyi kapattılar merkezi. Şimdi rövanşta Galatasaraylıları heyecanlandıran, abi çok kısa bununla da ilgili bir yorumunu alayım. Çok Galatasaraylıları heyecanlandıran fikstürle alakalı bir detay da şu. Galatasaray burada Barcelona'yı konuk ettiğinde Barcelona bir dönüşünde Real Madrid deplasmanında bir El Clasico oynayacak. Bir yandan da akılları orada olur mu? İşte teknik ekip o maçı düşünerek bazı tercihlerde bulunur mu? Takım kendisini yırtmadan burada mücadele eder mi? İşte o yüzden yani bir üst tura çıkmak için Galatasaray için fikstür şansı anlamında, kısmeti anlamında bu da bir pozitif detay mıdır? Yani bizim yaşadığımız taraftan bakarsak öyle gözükebilir ama hani yıllık 20 milyon euro isteyen Dembele'nin ve hatta Adama Traoré'nin ve hatta 100 milyon kez bu maçları yaşamış olan Xavi'nin bunları pek takacağını, bu tarafta olacağını düşünmüyorum. Tabii ki onların arasındaki ezeli rekabet ve o galibiyet çok çok önemlidir ama unutmayalım, Barcelona şampiyonluk kovalamıyor. Ve Xavi adım adım aldı bu takımı 3. sıraya taşıdı. Sevilla'nın arkasına getirdi. Kaldı ki yine Katar'da mı oynanmıştı, Arap Yarımadası'nda mı oynanmıştı? Onların bir kupa finalleri vardı, İspanyolların. Barcelona, Real Madrid'in falan da oynadı. Unuttum şimdi ne olduğunu da şeylerde. Hani Barcelona'nın nihai hedefi şimdi gelip de evet biz Barcelona'yız, Real Madrid'i ezeceğiz değil. Israrla müzemizde olmayan kupayı almaya çalışıyoruz demecini veriyorlar. Bunu unutmamak lazım. Bir de onlar şöyle bakarlar hayata. Tıpkı Domenech Torrent'in Galatasaray kadrosundaki oyunculara baktığı gibi. O belki demeçleri birbiriyle eşleştirebilirsiniz. Yani bir adam Barcelona kadrosundaysa o adam her daim ilk 11 oynayabilecek bir oyuncudur. Onun için hani rotasyon veyahut da oyuncu değiştirmenin her oyuncudan faydalanma vardır. Ama ben İstanbul'da hani Aubameyang'lı, Adama Traoré'li ve belki de Dembele'li bir kadroyla çıkacaklarını düşünüyorum. Ferran Torres'in olmadığı, Memphis'in olmadığı, Pedri'nin olduğu, böyle Busquets'in 11 başladığı falan bir kadro bekliyorum. Galatasaray'ın o yüzden konsantrasyonunu İstanbul'da çok daha üst seviyede tutması gerekiyor dememin sebebi buydu. Kaldı ki Galatasaray'da eğer Türkiye Futbol Federasyonu ilginçliklerine devam edecekse bir derbi oynayarak çıkacak. Şimdi burada da derbiden çıkartıyorum işi. Sadece işte efendim Galatasaray Barcelona oynayacak. Bu maç ertelensin, kaydırılsın demekten bahsetmiyorum. Geçebilir miyiz o konuya da yavaş yavaş? Galatasaray'la alakalı konuşacağımız farklı bir şey yoksa. Yoksa kalalım mı Barcelona maçında? Onu ayrı bir bölüm olarak bir yapalım Ayrı mı? bir bölüm olarak yapalım. Peki tamam. Onu ayrı bir bölüm olarak yapalım. Yani söylemek istediğim şu. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu parti yapalım bir tane. Tamam öyle yapalım. Yani söylemek istediğim şu. Barcelona oyuncular da muhakkak El Clasico'yu bir şekilde düşüneceklerdir ama Avrupa Ligi maçı oynuyorsunuz ve ilk ayakta yani iki ayaklı turun ilk ayağında sizi çok zorlayan bir takıma karşı çıkıyorsunuz. Konsantrasyonları onların da çok daha üst seviyede olacaktır. Bunu unutmamak lazım. Yine Galatasaray'ın Avrupa macerası yani Avrupa'daki planı ve oyuncuların üst düzey konsantrasyonu Galatasaray'ı bir yere çıkartacaktır bence.
yine çok sağlam bir maçı izleyeceğiz. Ama ben şöyle de bakıyorum. Ne olursa olsun, ikinci maçın skoru ne olursa olsun, bence Galatasaraylı oyunculara bir yitirilen özgüven tekrar yavaş yavaş gelmeye başladı. Maç sonu bilmiyorum, röportajları sen de dikkat etmişsindir. Başta Feghouli olmak üzere her oyuncunun yüzü tekrar gülmeye başlamıştı. Nasıl bir içinden nasıl çıkacağını, bu durumun içinden nasıl çıkacağını bilmiyoruz diyen Kerem Aktürkoğlu daha farklı cümleler kurmaya başlamıştı. Bu geri kazanılmaya başlanan özgüvenin de çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve buradan da Galatasaray taraftarı için de belki bir oyuna dair bir şey söyleyebilirim. Galatasaray'ın ana planının benim defalarca söylediğim gibi, yani ben Marsilya deplasmanından sonra bunu söylemeye başlamıştım Onur. Galatasaray'ın ligdeki oyun planı da bu olması lazım. Galatasaray'ın karşılama oyununu geliştirmesi ve karşılama oyunu üzerine bir oyun inşa etmesi lazım. Kaldı ki Galatasaray'ın İstanbul'da kazandığı 1-0'lık Konyaspor maçındaki karşılama oyunu savunma anlamında çok iyi ama kaymaları yapma anlamında çok kötüydü. Daimiz o zaman karşılama oyunu pek beceremiyor diyorduk Galatasaray için. Şimdi bunu üstüne koymaya başladı. Şu da abi, sevgili Barış. Ligde bu kadar hücum az düşündüğüm bir oyun taraftarın da ciddi tepkisini çekmez mi? İşte burada da ben şu şekilde ayrılıyorum. Bu hücumu az düşünmek demek değildir. Barcelona'ya karşı hücumu az düşünebilirsiniz ama bu oyunu belirli bir metrajda kendi kalenizden biraz daha uzakta kurarak bu oyunu çok rahat hücuma çevirebilirsiniz. Hücuma çevirmekten kastım da şu. Şimdi topu rakibe bırakmak, rakibin topu size bırakması. Kavram biraz sıkıntılı olsa da bizim kullanma şeklimiz bu şekilde literatüre girdiği için konuşuyoruz. Hiç kimse topu rakibine bırakmaz, rakibini topa hükmettirmez. Ben öyle ifade ediyorum. Şimdi Galatasaray topla daha fazla oynayan taraf olmak zorunda mı? Yoksa rakibi Galatasaray'dan daha fazla topla oynar mı oynamaz mı? Siz hücumunuzu ne kadar doğru şekilde bitirirseniz, doğru şekilde bitirmekten kastım gol değil sadece. Kaleci kurtarışı köşe vuruşu olabilir. Şut, dışarı giden şut olabilir. Şut engellenir ve yani alanı terk eden hücum bitirmelerden bahsediyorum. Out'la da sonuçlanabilir, taşla da sonuçlanabilir, kornerle de sonuçlanabilir, kaleci kurtarışıyla da sonuçlanabilir. Ne olacak o zaman? Rakip takım size karşı bir şey yapmak zorunda değil mi? O oyunu başlatabilmek için, oyunu geriden kurabilmek veyahut da direkt oynayabilmek için. Yani bir şekilde o topu alacak rakip değil mi? Siz bu karşılamayı yaparsanız o rakip o topu başladığı zaman siz ne istediğiniz yapabilirsiniz. Ufak minör dokunuşlarla, ufak hücum dokunuşlarıyla bu çok daha efektif bir oyun haline gelebilir. Yani Barcelona karşısındaki kısa metrede oynayan Galatasaray değil. Sahaya yine kısa metreyle ama daha doğru yerleşmiş, Süper Lig dinamiklerine göre yerleşmiş bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Çünkü bu takımın geriden oyun kurarken efektif oynayabilme şansı neredeyse yok. Hep top kayıpları ve hep tehlike olarak dönüyor. Abi çok kısa, derbide Galatasaray ne yapmalı? Rotasyon yapmalı mı? Bu dün akşam çok tartışıldı sosyal medyada da. Yani Galatasaray 35 puanda, kusura bakılmasın. Galatasaray 48 puanda olur, 50 puanda olur, 52 puanda olur. Daha farklı bir şey konuşurduk. Galatasaray rotasyon yapmamalı. Bir iki oyuncu değiştirerek oynar burada Galatasaray. Ama bu iki oyuncu değişikliğinde hiçbir şekilde bunun Buffett'in bir Gomez'le başlamak olmaması gerekiyor. Yani belki Sofyan Feghouli ve Babel çıkartılır kadrodan. Başka iki oyuncu girer. Zaten rotasyon dediğimiz en fazla iki ya da üçtür. Çünkü Beşiktaş bölümünde belki kısaca değiniriz ama Beşiktaş belirli bir oyununu oturtabilmiş bir ekip. Bence hiçbir şekilde rotasyon olmaması gerekiyor Galatasaray'da. İki oyuncu değişikliğinde. Yani iki parça değiştirebilirsiniz diyelim biz ona. Galatasaray deplasmanda 0-0'la döndü Barcelona maçında. Umuyoruz rövanşta burada istediği sonucu alacak ve temsilcimiz bir üst tura atacak. Hatta bu üst tura kendisini atması demek UEFA kulüp sıralamasında da ilk 50'nin içine kendisini atması anlamında. Evet. Ki o da önümüzdeki sonraki kura çekimlerinde bir sonraki sene onlar Galatasaray'ın çok elini rahatlatacak ki bir sonraki sene Galatasaray'ın Avrupa'da olmayacağını düşünürsek şimdi ne yapıyorsa kârdır diye bakmamız lazım. 5 senelik verilere bakılıyor diyelim. Galatasaray bölümünü noktalayalım o zaman.